Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022 insan ticareti raporunda izleme altına alınan ülkeler arasında yer alıyor. Endonezyalı Kardinal Ignatius Suharyo, Hristiyanları Lent döneminde insan kaçakçılığıyla mücadeleye çağırdı. Endonezyalı Kardinal Ignatius Suharyo, Katolikleri Lent döneminde insan kaçakçılığıyla mücadeleye çağırdı. Kardinal 22 Şubat'ta yayınladığı mesajında insan kaçakçılığını insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olarak nitelendirdi. Katoliklerin suçla mücadele etmesini isteyen kardinal, "Dezavantajlı kardeşlerimize yardım edin," dedi. Kardinal ayrıca insan kaçakçılığı konusunda farkındalık yaratılması çağrısında bulundu. Suçlarla mücadele eden Endonezya Kilisesi insan kaçakçılığına odaklandı. Kadının güçlendirilmesi ve Çocuk Esirgeme Bakanlığı'na göre insan ticareti vakaları 2019'da 213 iken 2020'de 400'e yükseldi. Raporlara göre Hristiyanların çoğunlukta olduğu Doğu Nusa Tenggara eyaleti vakaların en çok gerçekleştiği bölge. Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022 insan ticareti raporunda izleme altına alınan ülkeler arasında yer aldı.